39. soruda kalmıştık, değil mi? Evet, ne diyor bu arkadaşlar sorumuz? Bu aracın 0-15 saniye aralığındaki yer değiştirmesini bulun diyor. A şıkkındaki sorumuz bu. Hadi bakalım. Hocam söyleyeyim mi? Evet, bulan söylesin tabii ki. 75 buldum hocam ben. Kaç buldun? 75. Mehmet Emir, biraz sesini aç. Sesimizi açmak serbest, bağırmak serbest. Şu an iyi mi hocam sesim? Çok iyi, şu anda çok iyi. Ben 75 buldum hocam. Evet, başka cevap var mı? Aynen hocam 75. Evet, iki tane 75 cevabı geldi. Cevabımız 75. Nasıl oldu bu 75? Bakalım. Bu hız zaman grafiği olduğuna göre, hız zaman grafiğinde neydi? Şuradaki alan şu eksenin üzerindeki sıfır ekseninin, yani hızın sıfır olduğu eksen burası, değil mi? Şu eksenin şurası hız da sıfır, zaman da sıfır. Ama şu eksen hız açısından sıfır olduğu eksen. Bunun üstündeki alan artı bölge. Aşağısındaki bölge nedir? Eksi bölge. O zaman üst mahallede kalan şu alan ileri gidişi verir. Bu eksenin altındaki bölgede neyi verir? Geri gidişi verir. O zaman şu altta kalan şu bölgeyi bir bulalım. Bu üçgen nedir? Bu alan bir üçgen değil mi? Evet. Bir de bu hareketi bir tanıyalım isterseniz önce. İlk 0. saniyede hız 0'mış. Değil mi? Hız artmış, 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 artmış. 5. saniyede hız ne olmuş? 20 olmuş. 5. saniyede ne yapmış? 20 olmuş. Bu eksenimizi de şöyle çizelim. Okulumuzun bahçesine bir tane hareket ekseni çizelim. Burada da görelim. Şurası sıfır noktası. Şurası sıfır noktası olsun. Şu taraf artı yönü olsun. Şu taraf da eksi yönü olsun. O zaman bu hız zaman grafiğinde yatay eksenle aradaki alan bize yolu vereceğine göre şu üçgenin alanını bulalım. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Öyle mi? Evet. O zaman taban 5, yükseklik 20 bölü 2. Buradan 50 çıktı mı? Çıktı. Ha, ne yapmış o zaman? 50 metre ileri gitmiş. Tamam. Siz kareli kağıtta ölçekli yaparsınız. Ben böyle rakamsal olarak yazıyorum. Artı yönde ileri gitti. Peki sonra ne yaptı? Şuradaki alana bakarsak, şuradaki üçgene bakarsak, bu alanda da ileri gitmiş, değil mi? Hız bak 20'ymiş. 19, 18, 15, 14, 13, 12, 3, 2, 1, 0. Yani 10. saniyede hız ne olmuş? 0 olmuş. Yani araba artı yönde giderken ne yapmış, ne yapmış, ne yapmış? Hızını azaltmış, azaltmış, azaltmış ve 10. saniyede durmuş. Değil mi? 10. saniyede hız ne olmuş? 0 olmuş. Bu arada şu fren yapma, hızını azaltma sırasında kaç metre yol almış? Şu alanı bulursak buluruz. Bu da bir üçgen değil mi? Evet. O zaman bu mavi çizdiğim üçgenin taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi üçgenin alanı? Evet. Taban 5, yükseklik 20 bölü 2. Buradan da 50. Ha, 50 metre daha gitmiş. O zaman 50 daha giderse 100 metreye gelmez mi? Böyle değil mi? Evet. Sonra ne yapmış peki? Burada rengimizi kırmızıya çevirelim.
Burada ne yapmış? Hızı eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 8, eksi 9, eksi 10. Ha, eksi yön ne demek? Eksi yöne gidiyoruz. Hop, uyanalım. Eksi yöne gidiyoruz. Ama neredeyiz biz şu anda? 100. metredeyiz. O zaman eksi yöne doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Eksi yöne doğru gidiyoruz. Yani hızın eksi olması bu demek. Kaçın saniyede maç bitmiş? 15'in saniyede. Bu eksenin altındaki şu alan bize geri gidişi vermeyecek mi? Verecek. Kaç metre bu alan? Bu üçgenin alanı olduğuna göre taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban kaç? Şu taban kaç? 5 hocam. Yükseklik kaç? 10. Bölü 2, 25. Aa, 25 metrede geri gitmiş. Aa, ne oldu o zaman? 100'den 25 metre geri giderse kaça gelir? 75'e gelir. A şıkkının da cevabı çıktı mı? Bize yer değiştirmeyi soruyor. Ama yer değiştirme dediğin şey nedir arkadaşlar? Yer değiştirme 0. metreden itibaren söylenen şeydir. 0. metreden itibaren söylenen şey şurası değil mi bakın? Değil mi? Sıfırdan uzaklık yani değil mi? Yer değiştirme dediğimiz nedir? 0. metreden itibaren olan uzaklıktır. 0. metreden itibaren uzaklık kaç metre? Şu anda maç bittiği anda 15 saniyelik bir maç devam etti. Kaç oldu Meryem? 0. metreden kaç metre uzakta 15. saniyede onu sordum. E, 75 metre uzakta. Evet, güzel. Anlaşıldı. Evet, bu sorunun A şıkkında anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Yer değiştirmesi ne kadar demişti bize sorumuz? A şıkkında 75 metre olduğunu bulduk. Burada herhangi bir pürüz olan arkadaş var mı? Yok değil mi? Var mı? Yok galiba değil mi? Anıl bir de sen anlatabilir misin bize bunu? Ben şimdi girdim soruyu bilmiyorum tam. Bir de anlatayım mı senin için? Anlatın hocam. Anlatabilirsiniz yani. Ama derse erken gelelim oldu mu? Nasıl baklava yapmayı biliyor musun Anıl? Hayır. Geç gelenlere öyle bir ceza veriyoruz biliyorsun. Sınıf olarak evine geliyoruz. Baklavaları da sen açıyorsun. Şimdiden sen baklava açmayı öğren istersen. Evet, bir de anlatayım ben bu A şıkkını. Silelim biz bunu. Ne diyordu arkadaşlar bu bize? Soru A şıkkında. Bu araç kaç metre konum değiştirmiştir? Yer değiştirmiştir demişti değil mi? O zaman biz de ne yaparız? Biz de şu eksenin üstündeki alanlarda ne demektir? İleri gidiyor demektir. O zaman ne yaparız? Şu alanda 50 metre gitmiş ileri. Şu alanda gene ileri 50 metre gitmiş. Çünkü eksenin üstünde değil mi? Yatay eksenin üstünde. O zaman ne oldu? Şu anda 50 metre bir gitti. 50 daha gitti. 100. Artı yönde. Şurada ise ne yaptı? 25 metre geri gitti. O zaman ne oldu? Başlangıçtan kaç metre uzakta? 100 eksi 25, 75. 75. metrede. Yani 0. metreden 75 metre uzakta. Oldu mu? Anıl nasıl? Anladın mı? Anladım hocam. Tamam. Anlama sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımız ENS çözümdeki video ders anlatımını izleyerek derse gelse daha iyi olur. Daha rahat anlar. Burada da eksiklerini kapatmış oluruz. Evet, bu sorunun A şıkkında pürüz olan arkadaş var mı? Geçiyorum.
O zaman B şıkkını. B şıkkı ne demişti arkadaşlar bize? Bu grafiğin bize hareketinin ivme zaman grafiğini çiz demişti. Hadi bakalım. Şimdi de B şıkkını herkes çizsin. Bana kameradan göstersin ya da fotoğrafını atsın. Hareketin grafiği zaten burada görüyorsunuz şekilde. İvme zaman grafiğini çiziyorsunuz. Kareli kağıda çiziyorsunuz. Ya kameradan gösterin ya da bana fotoğrafını atın. Hocam gruba mı atalım yoksa özelden atalım? Özelden atın. Tamam hocam. Evet, Mehmet Emir'den cevap geldi. Haydi bakalım bekliyorum. B şıkkını yapıyoruz. Hareketin ivme zaman grafiğini çizmenizi bekliyorum. Bu arada ben de çayımı içeyim. Dersimizde yemek içmek serbest. Gürültü yapmadan. Hocam bir dakika bekler misiniz? Duyamadım Selim. Biraz bekler misiniz? Bekliyorum. Haydi Demirhan bastır, bekliyorum cevabını. Evet, Selim'in cevabı da geldi. Hadi bakalım kızlar, bekliyorum. Okulda buradan daha ileride olan kim var? Hocam ben bizim hocamız dayanıklılığa geçti. Yani geridesiniz siz. Evet hocam. Yani buradan daha ileride olan var mı? Onu soruyorum.
Biz de bu konuya yeni başladık hocam. Yani sizden de öndeyiz. Bir soru çözüyoruz hocam bu konuda. Biz de buradan soru çözüyoruz. Evet, Kaan'dan da cevap geldi. Kaan seninki yanlış. Hocam bana hemen bir süre ben hemen yazıyorum. Biraz geç katıldım da derse. Artık baklavanı yeriz Melisa. Hocam bizim okul sitesinde bir sorun çıkmış da benim hesabımla alakalı. Hoca onunla alakalı bir toplantı üzerine de o yüzden geç kaldım. Ha, peki. Baklavadan kurtardın o zaman. Hocam siz isteyin iki tane tepsi de alırız. Evet, son gelen numara kimindi? Ben de o kayıtlı değil. Hocam şimdi ben attım. Muhammed Furkan. Sonu 16 ile biten numara kimindi? Benim hocam. Furkan senin mi? Evet. Tamam. Haydi bakalım bekliyoruz. Evet, çoğumuz yaptı. Birlikte yapalım. Cevabını verelim. Cevabımız bu. Neden böyle olduğunu arkadaşlar birlikte yapalım. Birlikte yapalım. Şimdi bunu düşünürken nasıl düşünüyoruz? Bakın şöyle yapıyoruz arkadaşlar bunu. Ekran net mi şu anda? Ekran net mi şu anda? Yani bir kadar daha yaklaştırırsanız daha net olabilir hocam. İdare ediyor ama yani tüm ekranı tam böyle yapabildim. Okunuyor ama şu anda. Ben de görüyorum yani sizin ekranda ne gördüğünüzü görüyorum. Şu anda okunuyor zannederim yazılar. Biraz küçültmek zorundayım çünkü hepsini izah etmek için. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Sizde zaten kitap var. Siz de bir taraftan açın. Hatta bazen şöyle yapın. Başka bir telefona da kopyalayın benim attığım linki. Oradan büyütün parmağınızla. Mesela bu attığımı diğer telefonda büyütürseniz rahat okunuyor. Anladınız değil mi taktiği? Yani benim attığım linki kopyalayın başka bir telefona. Onu atın WhatsApp'tan. Oradan açabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar bir kere hareketi gayet güzel anladık. Neydi hareketimiz? Hız sıfırdan başlıyor. 5. saniyede hız 20 oluyor. Sonra ne yapıyor? 10. saniyede hız sıfır oluyor. Sonra da ne yapıyor? Hep ileri gitti şu ana kadar. Değil mi? Hızını ilk 25 saniye artırdı 20 yaptı. Sonra ne yaptı? 20'den azalttı. 0 yaptı. 10. saniyede 0 oldu. 10. saniyeden 15. saniye kadar ne yapıyor? -1, -2, -3, -9, -10 deyip hızı eksi olarak götürdü. Yani geri gitti. 15. saniyede maç bitti. Şimdi bu aralıkta biz ne yapıyoruz? Bu aralıkta ivme neydi? Delta V bölü delta T'ydi. Yani ivme delta V bölü delta T'yi şurada uyguluyoruz. Hadi uygulayalım. Delta V. Kaç delta V ilk aralıkta? İlk 5 saniyeyi konuşuyorum ben şu anda. İlk 5 saniyede hız 0'dan 20'ye çıkmadı mı? Delta V kaç o zaman? 20. Peki bu aralıkta süre ne oldu? 0'dan 5'e. Kaç saniye? 5 olmadı mı? 20 bölü 5'ten 4 olmadı mı? Oldu. Peki eğim ne tarafa doğru? Yukarı mı? Aşağı mı? Yukarıysa artı, aşağıysa eksi. Yönü ne tarafı o zaman? Hangi yönde? Artı mı eksi mi?
Arkadaşlar artı mı eksi mi siz söyleyin. İlk aralıkta artı değil mi şöyle? Artı yönde değil mi yönü bakın? Evet hocam. Artı yönde. O zaman artı. İkinci aralığı kırmızıyla yapayım. İkinci aralığı yapıyorum şimdi. İkinci aralıkta hız 20'den 0'a düşmedi mi? 5 saniyede. 5. saniyeden 10. saniyeye kadar. Değil mi? Öyle mi? Evet. O zaman delta V 20'den 0'a düştü. İkinci saniyeyi nerede yapıyoruz? Arkadaşlar şurada yapıyoruz. Değil mi? Şurada yapıyoruz. Yani ikinci saniye dediğimiz aralık hangi saniye? Şu saniye değil mi? Şu aralık. Şimdi burada ne yapıyoruz? Hız 20'den 0'a. 20 mi? Evet. Süre 5. saniyeden 10. saniye. Kaç saniye? 5 saniye mi? O zaman 20 bölü 5'den 4 değil mi? Yön ne tarafa peki? Aşağı yönde. O zaman eksi. Bu da eksi 4 oldu mu? Oldu. O zaman bunu da bulduk. Son aralığa geldik. Son aralığı da mavi kalemle yapayım. Son aralık da hız 10. saniyede hız 0'dı. Eksi 1, eksi 2, eksi 8, eksi 9, eksi 10. 15. saniyede maç bitti. O zaman delta V bölü delta T dediğimize göre ivme. Yani hızdaki değişim bölü zamandaki değişim demek değil mi bu? Delta kimin önüne gelirse ona onun farkını al demek. Delta Hasan dersem Hasan'daki fark demek. Delta Ali dersem Ali'deki fark demek. Delta Ayşe dersem Ayşe'deki fark demek. Hızdaki fark o zaman son aralıkta sıfırdan eksi 10'a 10 değil mi? Öyle değil mi? Eksisine artısına bakma boşver. Kaç fark var yani? Sıfırdan eksi 10'a. Kaç değişti hız? Kaç değişti? 10 değişti. Değil mi? Peki delta T kaç delta T? Hızdaki, süredeki değişim ne kadar? 10. saniyeden 15. saniye. Kaç oldu o da? 5. 10 bölü 5'ten 2. Ama kafası ne tarafa doğru? Aşağı doğru değil mi? Bak eğim ne tarafa doğru? Aşağı doğru. O zaman ne diyeceğiz? Eksi 2. Ha, hadi şimdi grafiği çizelim. Rakamları elde ettik. Artık şimdi artık bir kavun yiyelim. Kavun yiyelim. Rakamları kaç bulduk? 4 bulduk. İlk aralıkta. İkinci aralıkta eksi 4 bulduk. Son aralıkta eksi 2 bulduk. Hadi bu rakamları çizelim şimdi. İlk aralık dediğimiz şu aralık değil miydi? Artı 4. Değil mi? Kaçın saniyeydi bu? 0-5 saniye arasıydı. İkinci aralık dediğimiz eksi 4 bulmadık mı? Bulduk. Bu da şu aralık değil mi? Bu. Bu da bu aralık. Son aralığa geldik. Bu da eksi 4. Eksi 4 değil mi? Bakın grafik eksi 4. Son aralığa geldik. Son aralıkta neydi? Eksi 2. Hop. Eksi 2. Son aralık kaçın saniye arasıydı? 10-15'in saniye arasıydı. Buradan da aynı şekilde görebilirsiniz grafiği. Buradan da aynı şekilde görebilirsiniz grafiği. Buradan da aynı şekilde görebilirsiniz grafiği. Evet, anlamadığınız bir nokta var mı? Haydi bakalım. Hocam ben bir şey karıştırıyorum. Neden mesela 20 eksi 0 yaptığımız kısmı? Onun için aşağıdan bir tek o kısımda mesela 0'dan eksi 10'a gidiyoruz ama sen eksi 10'u daha önce yazıyoruz. Önce bir soruyu boş ver. Mutlak değerini al. Büyükten küçüğü çıkar. Ne kaldıysa o. Eksi artıya bakma. Hı, tamam o zaman. Mutlak değerden bakacaksak. Rakama bak. Eksi artıya bakma. Zaten eksi artıyı ne dedim ben? Kafası yöndeyse artı, eksi yöndeyse eksi. O zaman süper. Teşekkür ederim. Evet, anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? O zaman geçiyorum. Geçiyorum o zaman bunu. Bir de sorunun neyi vardı? C şıkkı vardı. C şıkkı ne diyordu? 0-15 saniye aralığındaki ortalama hızını bulun demişti. Hadi bakalım.
0-15 saniye aralığında ki hızı kaçtır? Beş diyorsun. Başka? Hocam 5. Ben de 5 diyorum. Evet. 5 cevapları 3 tane oldu. Açıklıyoruz sonuçları. Cevabımız 5. Neden? Neden? Çünkü ortalama hız. Şöyle alacak olursak. Ortalama hız neydi? Yol bölü zamandı. Değil mi? Ortalama hız yol bölü zamandı. Yolu A şıkkında kaç metre bulduk biz? 75 bulduk. Kaç saniyede olmuştu bu olay? 15 saniyede olmuştu. 75 bölü 15'ten kaç çıkar cevap? 5. Oldu mu? Yani ne demiş oluyoruz biz bu olayda? 75 metrelik yol bu yolculukta yapıldı. 15 saniyede oldu. Biz bu şoföre diyoruz ki, şoför kardeş, bu yolu, aynı yolu, aynı sürede sabit bir hızla git. 5 metre bölü saniye hızla git. O zaman ne olur? Aynı yolu, aynı sürede gitmiş olursun. Herhangi bir kaybımız olmaz. Aynı yolu git, aynı uzunluktaki 75 kilometreyi git. Aynı yine bu maç 15 saniye sürmüştü. Yine süre aynı, yol da aynı uzunluk, süre de aynı ama hız 5 metre bölü saniye olsun. Çok akıllıca bir tavsiye değil mi? Evet, bu soruda herhangi bir pürüz olan var mı? C şıkkından. Benim yok hocam. Evet, herkes açıkça söylesin. Yani utanacak, sıkılacak bir durum yok. O zaman buradan şu ivme grafiğine dönüp burada bir küçük bir hatırlatma yapalım. Arkadaşlar, buraya da çok dikkat edin. Şimdi burada ivme zaman grafiği çok patron adam. Bu patron diyor ki, bir kere ivme zaman grafiğinde şu alan, yani yatay eksenle arada kalan alan neyi verir? Delta V'yi verir. Neyi veriyor? Delta V'yi veriyor. O zaman delta V'yi veriyorsa şu ilk alan kaç? Burada bir dikdörtgen olduğuna göre 4 çarpı 5'ten 20. Değil mi? Şuradaki alan kaç peki? Şuradaki alan. Eksenle arasında alan şu alan kaç, ne kadar peki? Şu alan ne kadar? 5 çarpı 4. O da 20. Değil mi? Son aralıktaki alan ne kadar? O da şu kenarı 5. Şu kenarı 2, 2, 5, 10. Öyle mi? Evet. Peki ivme zaman grafiğindeki bu alan neydi? Hızdaki değişimdi. Demiş oluyor ki üstteki alan artı alan, alttaki alan eksi alan. Yani şu sıfır ekseninin üstündeki alan artı alan, altındaki alan eksi alan. Artı alan ne demek? İleri gitmek demek. Eksi alan ne demek? Geri gitmek demek. Hız olarak. Çünkü hız grafiği neyden anlar? Hız grafiği neydi? Pardon, ivme grafiği neydi? İvme hızdaki değişim. Bir saniyede hızdaki değişimdi. Demek ki ivme grafiği diyor ki hız 20 artsın diyor burada. Burada da hız 20 azalsın diyor. Çünkü eksenin altında. Burada da 10 azalsın diyor. Çünkü eksenin altında. Ha, bakalım bu emirlere, talimatlara hız grafiği uyacak mı? Bakalım şimdi. Ne demişti? 20 artsın. Ama ilk hız 0 olduğunu bilmemiz lazım. İlk hız kaç olduğunu soru bize veriyor zaten soruda. Şu ivme zaman grafiği emretti. Dedi ki hız
0.5 saniye aralığında 20 artsın. Şu alan bunu demiş oldu. O zaman bu da ne yapacak? 20 artıyor ve 0'dan 20 artarsa hız kaç olur? 20 olur. Ne oldu? Arttı mı? Arttı. İvme zaman grafiği patron emretti. Hız zaman grafiği de onun elemanı bu emri yerine getirdi. Sonra ne dedi peki ivme grafiği? 20 azalsın dedi şu aralıkta hız. Hız 20 azalsın diyorsa hızımız kaçtı şu anda bizim? Buradan mavi kaleme geçeyim. Buradan grafik ne dedi? 20 azalsın dedi. AT grafiği hız 20 azalsın dedi. Ama hız grafiği kaç şu anda? 20. İvme grafiğini emrediyor. 20 azalsın diyor. İlk hız 20. Artı 20 ama. 20 azalsın derse 20'den 20 azalırsa ne olur? 0 olur. Bu emri de yerine getirdi. Son aralığa geldik. Son aralık ne diyor? 10 azalsın hız diyor. İvme grafiği emrediyor. 10 azalsın diyor. Son an 0 hız kaçtı? 10. saniyede. Şu anda biz 10. saniyedeyiz. 10. saniyedeysek 10. saniye ile 15. saniye arasındaki bu aralıkta AT grafiği ne emrediyor? Ne diyor? Söyleyin. Konuşun. Onun adına sözcülük yapın. Konuşun. Ne diyor? Şey değil mi? 10 yer değiştirme. 10 yani azalsın diyor. İvme grafiği başka bir şeyden anlamaz. İvme grafiği neyden anlar? Hızdaki değişimden anlar. 10 azalsın diyor şu alan. Sıfırken 10 azalırsa ne olur? Sıfırken hız 10 azalırsa ne olur? Hızı sıfır adamın. Eksi 10 olur. Yani 10 olur. Eksi 10. Nasıl? Emri yerine getirdi mi? Aynen emri yerine getirdi gördüğünüz gibi. Hatta bunu toptan da yapabiliriz arkadaşlar. Bakın toptan da yapabiliriz. Burada kalemimi siyaha çeviriyorum. Bu grafik hız 20 artsın dedi mi? 20 de azalsın dedi mi? 10 da azalsın dedi mi? Kardeşim ne diyorsun sen? Türkçe konuş. Ne diyorsun sen? Şimdi ivme zaman grafiğini soruyoruz. Yeter artık senin için çımarıklığın. Ne diyorsun sen? Bir 20 art dedin. Bir de 20 azal dedin. Bu ikisi birbirini götürmüyor mu? Götürdü. O zaman ne kaldı netice olarak? Senin isteğin. Tamam seni kırmak istemiyoruz. Senin her dediğini yapacağız. Ama özet konuş. Özet diyoruz. O zaman toplamda 10 azal demiş hıza bu ivme grafiği. Ha, o zaman hız ilk hızdan en sonuç olarak 10 azalırsa ne olur? Eksi 10 olur. Nasıl? İvme zaman grafiği bütün emirlere harfiyen uymuş değil mi? Uymuş mu? Evet uymuş. Var mı bu soruda bir pürüz? Bir pürüz yok değil mi arkadaşlar burada? Hocam ben yani netice kısmında şey yaptım. Yani 20 ile 20 birbirini götürüyor. 10 kalıyor. Ona eksi gibi bir şey gitmemize gerek yok. Sadece 10 olarak yani şey kalıyor. Bu 10 eksi ya. Aşağı mahalle bu. Bu 10 eksi evet. Mahalle aşağı mahallede değil mi bu? Burada zaman farklı bir kalem evet. Yapayım. Şuradan yeşil yapayım bak. Bu 10. Şuradaki 10. Yani şu artı 20 ile şu eksi 20 birbirini götürdü mü? Hı hı. Peki ne kaldı? Bu AT grafiği de dedik ki çok şey istiyorsun kardeşim ya dedik. Tamam bu söylediğin art miktarıyla azal emri birbirini götürdü. Şurada ne kaldı netice? 10 azal emri kaldı. Ha, o zaman VT grafiği diyor ki benim anlamam biraz gıt diyor. Sen bana sonucu söyle diyor. Ha, bu da diyor ki sonuç olarak 10 azal kardeşim diyor. Eksenin altında olduğu için 10 azal, eksenin altındaki alan ne demek? 10 azal demek. 10 azalırsa 0'dı. Sonuç olarak 10 azaldı. Tamam.
Yani buradan size aslında çok önemli kopyalar veriyorum. Bu sınavlarda hemen bakacaksın milletin böyle sürüne sürüne dakikalarca süründüğü soruda bakacaksın tak o ekson olan yere bakıp belki de soru bitecek. Yani kanter içinde kalmaya gerek yok. 2 saniyede soru bitecek. Nasıl? Büyük bir kopya değil mi? Hı hı. Evet. Bu soruyu geçelim mi? Şöyle bir üzerine bir su için hazmı kolaylaştırsın. Geçelim mi bu soruyu? Bu soruda anlaşılmayan bir şey var mı? Yok hocam. Galiba yok. Geçiyoruz. O zaman arkadaşlar bu sayfaya geçiyoruz. Bu sayfanın işini bitirdik. O zaman diğer sayfaya geldik. Haydi bakalım. Örnek 40. sorudayız. Örnek 40'tayız. Haydi bakalım. Bir dahaki dersimize kadar ödevimiz Palme'den bütün bu konudaki soruları çözüyoruz. Hocam benim bu soruda bu şey Palme'de çok az kaldı soru. Tamam güzel işini kolaylaştırmışsın. Ama Palme bitince